Merhaba sevgili Gaziantep'liler, Gaziantep gönüllüsü güzel insanlar. Ara sıra bile iç çekim yapayım arkadaşlar size, bunun öneminden bahsedeyim hemen. Çünkü bunlar hakikaten kayda geçmesi gereken şeyler. Gelecekte insanlar buradan kaynak edinebilirler. Bilinmemiş, konuşulmamış konulara değiniyoruz. Dış çekimlerimiz tabii devam edecek, adım adım Gaziantep devam edecek. Sokak lezzetlerini bulacağız, beraber sizinle gezeceğiz. Arkadaşlar Antep'te bir bilirsiniz nohut kültürümüz var. Şimdi Antep tamamen sadece yemek kültürü değil. Tabii ki şeylerimiz var, ören yerlerimiz var, müzelerimiz var, gezecek görecek yerlerimiz çok. Bir de Antep'in yaşanan kültürleri var. Bilmediğimiz ya da bilip de içeriğini bilmediğimiz kültürlerimiz var. Şimdi Antep'te ben nohuda kutsal bakliyat derim. Sebebini nasıl sonra neden kutsal bakliyat dediğimi anlarsınız. Antep'te biz nohudu çok severdik bilirsiniz. Yoğurtlu yemeklerimize koyulur, salçalı yemeklerimize koyulur. Hatta bizim nohut dürümümüz var. Ben ki gene benim tabirimdir bu. Belki de dünyanın ilk fast food'udur nohut dürümü. Ayaküstü nohut dürümü yiyip ucuzdur da, hesaplıdır da. Sokak lezzetlerinin de başında gelir. Şimdi arkadaşlar neden bugün nohudu ele aldık? Nohut bizim hayatımıza sadece yiyecek olarak girmiş olmasına rağmen ayrıca bir yerde de kullanıyoruz biz bunu. Bizim geleneklerimizde birisi vefat ettiğinde defnedilir, defnedildiğinin ertesi günü de götürülür mezara nohut gömülür. Neden nohut gömülür? Ben bunu araştırdım. Büyüklerimden, hocalarımızdan sorduk. Birkaç hocadan sorduk yalan olmasın. Şimdi arkadaşlar cenaze götürülür, defnedilir. Akşamına teyit olur. Yani biz teyit dedik ya. Teyit olur akşamına, teyit olur. Bu teyit olurken sayısını ben sorduğum kişiler de pek söylemeyler. Herhalde 7 nohut oluyor. İşte ya da 70 nohut olmayla 7 nohut filan civarı. Bu nohut arkadaşlar teyit çekildikten sonra her bir tanesine kelime-i tevhid okunuyor. Yani teyit günü 7000 teyit günü 7000 kelime-i tevhid okunduğu söyleniyor bu nohuda. Bu okunan nohutları da ertesi gün sabahleyin götürüyorlar, mezarın toprağına gömüyorlar. Birkaç santim altına gömüyorlar. İnanışa göre bu nohut orada yeşerecek. Yeşeren nohutlar kuruyacak. Kuruyan nohut taneleri de mezarın üstüne dökülecek. Kuruyan nohut tanelerinin dökülmesiyle inanışa göre gene onu söyleyeyim. Orada yatan cenazenin, merhumun günahlarının da döküldüğüne inanılıyor. Bu inanış nereden gelir? İnanın ben de bilmiyorum. Ama ben çocukluğumdan beri, benim büyüklerim de Antep'te töğüt okunur cenazeden sonra, töğütte de nohuda kelime-i tevhid okunur ve mezara gömülür. Şimdi biz söyledik ya arkadaşlar, dinimizde zaten mezarın üstüne bitki dikmek sevap. Çünkü ölünün oradaki bitki yaşadığı sürece ölünün de yani oradaki yatan cenazenin de o anlamda yaşadığı kabul edilir. Fakat Antep dışında hiçbir yerde mezara nohut gömme yok. Yani ironik tarafı işin Antep insanı ölüyken de diriyken de nohudu sevik ya da nohuttan kopamayık. Bu nohut geleneğimiz böyle bir dini gelenektir, dini ritüeldir bu. Eğer bu konuda sizin de bildikleriniz varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu bir kaynaktır. Bu konuda dediğim gibi araştırdım ben. Hatta günlük tabirle Google'ladım. Sordum, soruşturdum. Bununla ilgili bir bilgi yok. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım neden nohut gömüldüğüne dair bir kaynak aranırsa da bu çektiğimiz videoyla, bu anlattığımız ritüelle de herkes öğrenmiş olur. Bu tarz videolarımız devam edecek. Sıkılmayın çünkü bilgidir. Geleceğe kalacak. Bu bilgi de harcıdır. Bunlar tarihe not düşmektir. Başınızı ağrıttıysam affola. Siz size bu kadar olun. Sevgili Rafıklarım, sizi yen seveyim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa lütfen yazın. Biz de sizden aldığımız bilgileri buraya ilave edelim arkadaşlar.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.